Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görülüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görülüyor. Geçtim dünya üzerinden. Beyza! Ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden. Yolun sonu görülüyor. Ezrail'in gelirken de Beyza! Beyza! Yolun sonu görülüyor. Geçtim dünya üzerinden. Ömür bir nefes derim. Feleğin çemberinden yolun sonu görülüyor. Ezrail'in gelir kendi ve Adem efendi. Sayılı günler tükendi. Yolun sonu görülüyor. Merhameti yüreği yok. Bu dünyanın dileği yok. Merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görülüyor. Kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görülüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes erinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görülüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Kendi yolun sonu görülüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden,
yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes erinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Aradığı huzuru bazen en olmayacak yerde buluyor. Her şeyin elimizden gittiğini düşündüğümüzde çaresizlik bizi huzura itiyor. Ama bu huzur yanıltıcı. Bu huzur tehlikeli. Özellikle de bizim gibi insanlar için. Bilmem bana katılır mısın? Bu bana daha çok amaçsızlık gibi geliyor. Neden yaşamalısın sorusunu hayatından çıkardığın zaman bir anda dünyadaki milyarlarca insandan hiçbir farkın kalmıyor. Şu bardaktaki su gibi oluyorsun. Sana biçilen kalıpların şeklini alıyorsun. Onun içinde hapsoluyorsun. Neden yaşıyorsun Köksal? Yo, cidden soruyorum, neden yaşıyorsun? Bu yaranın seni çoktan öldürmüş olması gerekirdi. Ama dayandın. Dayanıklısın. İşin aslı, yıllardır seni hayranlıkla izliyoruz. Sadık, becerikli, zeki. İnan bana, seninle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Bizim kim olduğumuzu merak ediyorsun. Söyleyeyim. Bizler bu bardakları yaratanlarız. İnsanları bunun gibi kalıpların içine sokarız. Bunları ruhları bile duymadan yaparız. Maharet de zaten burada. İstediğimiz gibi yaşayıp giderler. Ben de buraya sana yaşaman için yeni bir amaç vermek için geldim. Bizimle birlikte yepyeni bir hayat. Ve bize katılmanı gerçekten canı gönülden diliyorum. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehükün feyekün. Fesübhânellezî biyedihî melekütü küllü şeyin ve ileyhü türceûn. Sadakallâhu'l-azîm. Yüce Rabbim, biz senden geldik, sana gideriz. Kızımı rahmet melekleriyle yanına al. Haşa yazılan kadere, isyan haddimize değil. Kınalı kuzuma doymadan onu yanına aldın. Ona rahmet eyle. Onu cennetine kabul eyle. Onun için okuyacağımız hayır dualarını kabul et ya Rabbim. Ya Rabbim, sen bana güç ver, sen bana sabırlar ver. Ailemi ayağa kaldırabilmem için
Bana dirayet nasip eyle Yüce Allah. Neredeydin? Neredeydin abi, neredeydin? Allah'ım, sokak ortasında vurdular, neredeydin? 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 Gel Murat. Gel koç. Ah Nurhan abi. Annem nerede? Odasında. Ağla Fatih'im, ağla, ağla oğul. Daha çok ağlayacağız. Ama şimdi bana yardım et. Bana yardım et. Kınalı kuzumuzu hakkıyla Rabbimize teslim edelim. Bak, Filiz onun yanında. Onun başını bekliyor. Sen de oraya git. Dışarıda Murat var, Hacer var. Bu acı hiç geçmeyecek Fatih. Bu acı hiç geçmeyecek. Ama onlara ayakta olduğumuzu gösterelim. Onlara dayanma gücü verelim. Tamam mı? Olur mu? Hadi oğlum. Meryem Hanım, başınız sağ olsun. Allah sizden razı olsun. Buyurun.
Şimdi top oynayacağız, tamam mı, arka bahçede? Oley, yaşasın. Ben çok teşekkür ederim anlayışınız için. Sağ olun, hoşçakalın. Şimdi ne olacak? Yasemin'in velayeti şimdilik anneanne ve dedede. Meral'i defnetmemiz lazım. Kemal, senin bu işe karışmanı istemiyorlar. Kim? Sen Meral'in anne ve babasıyla ilgili ne biliyorsun? Denizli'de yaşadıklarını sadece. Meral onların zor insanlar olduğundan bahsederdi. Yani ne demek istiyorsun? Meral çok kolay bir çocukluk geçirmemiş Kemal. Sen de biliyorsun. Yasemin'i anne ve babasına hiç göstermedi. Hoş. Yasemin'i doğurmaya karar verdiğinde anne ve babası karşı çıktı. Meral de sonra bütün köprüleri attı. Bir daha hiç konuşmadılar. Ben içeride onlarla konuşmaya çalıştım. Durumu anlattım. Ama yok, yani senin cenazeye katılmanı istemiyorlar. Peki. Yasemin. Yasemin ne zaman göreceğim? Kızımın babasına ihtiyacı var. Biliyorum, haklısın. Ama kanunen sana göstermek zorunda değiller. Çocuğunun üstünde hiçbir hakkın yok Kemal. Bunu sen de biliyorsun. Meral bütün çocukluğu boyunca anne ve babasından çok baskı görmüş. Onları hiç memnun edemediğinden bahsederdi. Ve ben şimdi korkarım ki Meral'in ölümünden sonra Yasemin'i kendileri yetiştirmek isteyecekler. Benim güzel kızım. Teyzesin bir tanesi. Ne işin vardı senin orada? Ne işin vardı senin orada? Hangi canavar kıydı sana? Benim iyi kalpli kızım. Nasıl kıydılar bir insanımızı? Nasıl yaptılar insanımızı? Nasıl kıydılar? Kendine gel, tamam mı? Toparla. Annemin sana ihtiyacı var. Eve git, tamam mı? Sakın içeri girme, tamam mı? Onu öyle görmeyeceksin. Fatih! Sakın! Filiz, hadi gidelim. Fatih. Diliyorum Beste. Müdürüm. Müdürüm.
Ne var Güneş? Dün geceden beri size ulaşmaya çalışıyoruz. Bir şeye bakacak halim yoktu ki. Ne telefona ne de... Baksana, telsizimi bile masada unutmuşum. Müdürüm... İyi ki de unutmuşsunuz. Saatlerdir böyle. Kardeşi Yazın cenazesini bekliyoruz. Tabutu havalandaymış. Kardeşinizi görmek ister misin? Böyle bir şey görmezdiniz. İnatçı, başına buyruk. Bazen bir damarı tutardı, siz onun yanına yaklaşamazdınız. Ama bir gülüşü vardı. Hani ya, buradan sonra güneş açar ya. İçinizi ısıtır o soğuktan sonra. Aynen öyleydi vallahi. Sana yalan söyledim kardeşim. Seni hep koruyacağım dedim. Düştüğün zaman seni hep kaldıracağım dedim. Yapamadım. Ama sana söz veriyorum. Sana bunu yapanlardan hesap soracağım. Sana söz. Ergis Emiroğlu. Senin de başın sağ olsun. Fatih. Sana söylemiştim, hatırlıyorsun değil mi? Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli.
Kendini de sevdiklerini de tehlikeye atıyorsun demiştim. Bak, şimdi ikimizin de kardeşi burada yatıyor. Nasıl? Seni kurtarmak istemiş. Seni televizyonda öyle görünce yanına gitmek istemiş. Neden biliyor musun? Çünkü merhametliydi o. Sevdiklerini korumak isterdi o. Yüreği kaldırmamış seni o şekilde görmeye. Sen beni mi suçluyorsun ya? Kendimi suçluyorum, kendimi. Sonuçta Akıncı geldi seni kurtardı değil mi? Ama Akıncı benim kardeşimi kurtarmadı değil mi? Çünkü Akıncı o kadar meşgul ki seni kurtarmakla. Benim kardeşimi kurtaramadı değil mi? Ha Nergis? O yüzden ben kendimi suçluyorum Nergis. Benim de kardeşim burada yatıyor Fatih. Daha 17 yaşındaydı ya, 17 yaşındaydı. 17 yaşında! Bir tanesinin bedeni Londra'dan bir tabutla birlikte geliyor. Sen şimdi beni mi suçluyorsun? Sana tek bir soru soracağım. Senin baban nerede? Cevdet nerede? Bak sen aileyi iyi tanı. Onları iyi tanı ve sakın benim ailemden bir kişiyle kendi ailemden bir kişiyi kıyaslamaya kalkma. Sakın! Sakın benim melek kardeşimle kendi aileni kıyaslama Nergis. Yeter. Savcıyla görüştüm. Rahmetlileri buradan götürebilirsiniz. Olduğu tek bir şey vardı. Babam nerede? İyi dinlendin mi? Yaraların hızla iyileşiyor. Ama dün geceden sonra gururun kırıldıysa onun tedavisi yok. Akıncı'nın işini çok çabuk bitirirsin zannetmiştim. Kibir bir savaşçının en büyük düşmanı. Rakibimi hafife aldım. Akıncı saygıdeğer bir savaşçı. Şimdi onunla karşılaşmadan önce daha çok çalışmam gerek. Daha sıradan çözümler üretebiliriz. Mesela adamlarımızdan Akıncı'yı bulup onu öldürmesini isteyebiliriz. Biz seninle farklı şekilde savaşıyoruz. Metotlarını asla onaylamıyorum. Ama sana saygı duyuyorum. Senden de aynısını bekliyorum. Akıncı benimdir. Bu konuyu daha fazla konuşmayacağız. Akıncı'yı istedin. Aldın. Buraya neden geldiğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerek. Cüneyt.
Cevdet ortalıklardan kaybolmuş. Aa. Merak etme. Çok uzaklaşmış olamaz. Parasına dokunamaz, evine gidemez. İzleneceğini bilir. Dostu yok. Ya hepsini ortadan kaldırdık ya da ona yardım etmeye korkuyorlar. Yurt dışına gidemez. Çünkü enseleneceğinin farkında. O şimdi bir fare deliğine girmiş saklanıyordur. Sen de oraları iyi bilirsin. Size bir şey sorabilir miyim? Geç kalıyorum, nedir? Gizli yapıdaki herkesi ortadan kaldırdınız. Ama neden Cevdet'i bıraktınız? Bırakmadık. Bak Cüneyt. Plansız yaşayan bir insan ülke ülke gezip hazine arayan bir adama benzer. Amaçsızdır. Sadece şansına güveniyordur. Cevdet içinse bazı düşüncelerim var. Dün beni yanılttı. Bu çok sık olmaz. İyi bir plan doğal görünmelidir. Arkasında hiçbir şey yaramamalısın. Ya yakalanırsa? Ne biliyor ki hakkımızda? Bu arada Nergis Emiroğlu'na kimse dokunmayacak. O bizim en büyük yemimiz. Gerçekten umutsuz bir vaka olabilirsin Cüneyt. Gel bakalım senin için ne yapabileceğiz? Bakma. İyi misin diye bakıyordum. Uzaklaş ulan. Açsana kapıyı. Kim var içeride ya? Allah Allah. Çıksana kapıyı. Hayırdır birader? Allah'ım yarabbim, deli midir nedir arkadaş? Hop, ne yapıyorsun birader? Bunu alıyorum. Lan, bize iş mi koyuyor? Abi. Böyle sokaklarda yaşamak için çok yumuşaksın. Bak, paranı da çaldırıyorsun. Olmaz. Ben sokaklarda büyürken bu hataları hiç yapmadım. Bak, şimdi bacağın iyileşti. Artık sakat değilsin. Hadi. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Versene.
Artık yoksun Cevdet Emiroğlu. Alo. Alo. Baba. Kardeşlerini sen toprağa vereceksin. Neredesin? Çok uzaklardayım. Kimsenin beni bulamayacağı kadar derinlere inmek zorundayım. Senin yüzünden oldu değil mi her şey? Benim yüzümden. Kibrim yüzünden. Açgözlülüğüm yüzünden. Seçtiğim hayat yüzünden. Ben hata yaptım. Kimse bana dokunamaz zannettim. Kendimi çok güçlü zannettim. Oysa sen... Güçlü olan hep sendin. Sana baktığımda... Hep hayranlık duydum. İşte dedim. Kimsenin yolundan vazgeçiremeyeceği biri. Ve o benim kızım. İnan bana. Böyle olmasını istemedim ben. Seni Yağız'ımı... Didem'i... Çok... Çok sevdim ben. Kardeşlerinin suçu neydi peki? Onların suçu sadece benim evlatlarım olmalarıydı. Seni bir daha görmeyeceğim değil mi? Bundan sonra tek başınasın. Benim dünyamda yerin yok. Ben de senin dünyana giremem çünkü bu seni tehlikeye atmak olur. Ben zaten hiçbir zaman senin dünyana ait olmadım. Biliyorum. Bak şimdi dinle beni. O odanda bir çekmece var. Çekmecenin arkasında gizli bir bölme var. Ben yerleştirmiştim. Başıma bir şey gelirse diye. O bölmede bir dijital anahtar bir de banka hesap cüzdanı var. Senin adına. İçinde 5 milyon dolar var. Ben o paraya dokunamam. Ama sen o parayı alacaksın. Hayatına devam edeceksin. Ne olur, hiç olmazsa bunu yap be kızım. Elveda kızım. Hoşça kal.
Sen benden bu kadar kolay kurtulamazsın küçük. Seni 10 yaşında benim kucağıma verdiler. O kadar küçüktün ki. Ben o çocuk halimde seni böyle tek kolumda taşıyabiliyordum. Senin ilk karşılaşmamızda bana bir bakışın var. Oh, Allah'ım. Bana öyle bir baktın ki. Bana böyle ellerini uzattın. Ben de ellerimi uzattım. Böyle benim baş parmağımdan tuttun sıkı sıkı. O an o çocuk halimde bir söz verdin. Ne zaman benim elimi tutmak ister, bana ihtiyaç duyar, o zaman ona elimi uzatırım. Asla bırakmam. Asla bırakmam. Thank you.
Didem Emiroğlu. Beyza. Aktolga. Hepsi aynı şekilde öldürülmüş. İki göğse, bir kafaya. İnfaz. Bu tesadüf mü? Değil. Aralarındaki ilişkiyi çözmemiz gerekiyor. Bunun için de yaşadığını tahmin ettiğim kişiyi bulacağız. Cevdet Emiroğlu. İstanbul'un altını üstüne de getirsek o adamı bulacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Da. Biraz kilo aldım. Hareketsizlik insana iyi gelmiyor. Ha Cüneyt? Buna mı hareketsiz yaşam diyoruz? Göğüs kısmını bedene oturtun, potu alır. Hı hı. Sol koltuk altını çok hafif boş bırakalım. Tabii efendim. Omuz kısmının patlarını da yumuşatalım. Hı hı. Öyle vahşi gibi davranma. Buradan randevu almak için tam bir ay beklemek gerekiyor. Böyle şeylere alışık değilim. Benimle çalışıyorsun. Alışacaksın. Gömlek iyi. Üç düğmeli değil, iki düğmeli ceket. İyi bir takım elbise bir adamın kartvizitidir Cüneyt. İşte şimdi oldu. Beyefendi, kıyafetlerinizi ne yapalım? Ver bana kardeşim. Ya da al götür. Vikunya nedir bilir misin Cüneyt? Viki ne? Vikunya. Güney Amerika'ya özgü bodur bir deve türü. Böyle lamaya benzer. Üzerimdeki bu ceket işte o devenin tüyleriyle yapılır. Tüyleri o kadar az uzar ki 2 yılda 1 tıraş edilir. O da her bir vikunya yalnızca 100 gram tüy verir. Yani anlayacağın şu ki üzerindeki o ceket uzun yıllara dayanan bir sabrın ürünü. Bence her takım elbisenin kendisine ait bir hikayesi olmalı. Geçmiş olsun Köksal. Ne garip değil mi? Çok yakın zamana kadar bu odada ben yatıyordum. Ha. Seni kim vurdu? Aylin'le o zavallı kız Didem. Göğüslerinden ve kafalarından vurulmuşlar. Sense karnından. İfadeni de vermemişsin daha. Kimi koruyorsun Köksal? Cevdet'i mi? Mesele Cevdet'ti mi? Hı? Yıllardır yanında çalıştığın o adam. Köksal, neler oldu? Bana bak, öyle ya da böyle. Cevdet'i bulacağım ve bana her şeyi anlatacak. Senin onu korumanda hiçbir şey değiştirmeyecek.
Müdür. Ben Cevdet Emiroğlu'nu korumuyorum. Aileni de, Didem'i de öldüren Cevdet'ti. Onları Cevdet öldürdü. Beni de onu durdurmaya çalışırken vurdu. Niye böyle bir şey yapsın? Onu yakalayıp her şeyi anlattıracağım dediydin ya. O zaman öğrenirsin. Müdür. Onu konuşturabileceğini sanmıyorum. Çünkü sen onu bulduğunda o çoktan malları dikmiş olacak. İşte ifadem budur. Müdür. Taşkın. Buyurun müdürüm. Sen burayı iki memurla bekle. Emredersiniz. Hastane çevresine de bir ekip yerleştir. Abi. Eğer dedikleri doğruysa Cevdet bunun fişini tekrar çekmeye çalışacaktır. Peki siz bunu söylediklerine inanıyor musunuz müdürüm? Ben böyle bir adamın hiçbir söylediğine inanmam. Ama Cevdet'e nefreti gerçek. Bunu gözlerinde gördüm. Bizim Cevdet'i bulmamız lazım. Her şeyin anahtarı o. Akıncı Bey'i Torhan'ım Fatih. Kendi öz kız kardeşini bile koruyamayan. Ahirette senin ve kardeşimin yüzüne nasıl bakacağım? Sen olsan böyle bir şey asla izin vermezdin. Önce ailem derdin, biliyorum. Gencecik bir kız. Sokak ortasında hiçbir mantığı yok. Neden? Neden ben değil? Ben defalarca ölümle yüz yüze geldim. Neden ben ölmedim? Ölen ben olmalıydım. Benim yüzümden. Beyza'nın katilini bulana kadar senin yüzüne bakamam ben. Olur, affet beni.
bir şey arıyorsunuz. Hala alışmadım buraya ya. Mutfak neredeydi? Neyse. Ben bulurum. Çakal. Bir lakabı bu kadar hak eden biriyle karşılaşmamıştım. Dediğim gibi, hala alışmaya çalışıyorum buraya. Mutfak burada. Peki. Eyvallah. Bu tarafta ne var? Ne var? Zincirli Kuyu mezarlığı. Hazır bu kadar şıkken, cesedin de yakışıklı olur. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Cüneyt. Anladım. Mutfak bu tarafta. Mezar o tarafta. Ondan hiçbir iz yok. Araştırmalarımız bir sonuç vermiyor. Artık İstanbul'da olduğundan bile emin değilim. O burada. Karanlıkta bir gölgeyi fark edemezsin. Gizlenmeyi iyi bilir. Onu nasıl ele geçireceğiz? O bir savaşçı. Gerçek bir savaşçı savaşmaktan asla korkmaz. Sadece kazanmak için doğru zamanı ve yeri seçer. Doğru zamanı geldiğinde ortaya çıkacak. Ve ortaya çıktığında ben de karşısında olacağım. Böylece onu ele geçireceğiz. Köksal'la Çakal. Neden yakın çalışıyoruz onlarla? Onlar bizim için önemli adamlar. İleride daha da önemli olacaklar. Planların her zaman işe yarar. Onları asla sorgulamam. Ama Çakal'ı evine alıyorsan... Gözlerini onun üstünden ayırmayacaksın. Merak etme. Gözüm onun üstünde. Peki... ya Akıncı? O bizim için problem olacak mı? Akıncı sadece bir detay. Ama onun hakkında düşünüyorum. Ona hak ettiği ölümü nasıl verebilirim diye. Ne yapıyorsun? Beyza'nın katilini bulacağım. Bekleyeceksin Fatih. Bekleyeceksin. Neden? Çünkü şu anda öfkelisin. Öfken seni zayıflatır.
üzgünsün. Bu da sana hata yaptırır. Ben şu an sadece kardeşi öldürülmüş bir abiyim. Hayır. Sen Akıncı Bey Turhanoğlu Fatih'sin. Bu ülkenin ve bu şehrin koruyucusu. Bitti. Ben kendi öz kardeşini bile koruyamayan biriyim. Yapma Fatih. Yapma. Yüzyıllardan beri gittiğimiz bu yolda hiç mi kayıplarımız olmadı? Benim ailem, Tahsin Binbaşı, baban ellerinde şehit oldu. Ben siz değilim. Ben bu görevi hak etmiyorum. Bunun kararını sen veremezsin. Başımıza ne gelirse gelsin, karşımıza ne güçlük çıkarsa çıksın, Akıncı beyleri asla ama asla vazgeçmezler. Zaferlerimiz kadar acılarımız da bizi yolumuza bağlar. Görev Fatih. Görevimiz her şeyin üstündedir. Kayıplarımız dahil. Sen haklıydın biliyor musun? Beni uyarmıştın. Gün gelecek ya Fatih olacaksın ya da Akıncı demiştim. Bunu seçeceksin demiştim. Sen Akıncı Bey'sin. Bu senin kanında var. Kendine geleceksin Fatih. Kişisel intikamını değil, görevini düşüneceksin. Bu ülkeye karşı, bu şehre karşı. Yeri cennet mekan Fatih Sultan Mehmet'e karşı. Ya peki aileme karşı? Benim aileme karşı hiçbir görevim yok mu? Annem, teyzem, kardeşim. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Toprağa verdiğim kardeşim, babam. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım sonra? Abi. Baksana şuraya. Görüyor musun? Bir savaşçı bunu Akıncı'ya yaptı. Görüyor musun? Ben bunu giymeyi hak etmiyorum artık. Hak etmiyorum abi. Güçlü olduğumu sanırdım ben. Her şeyi yapabileceğimi sanırdım. Sen bana bunu inandırmıştın. Evet. Çünkü buna inandım. Çünkü buna inanıyorum. Çünkü buna inanmaya devam edeceğim. Ben de insanım be oğlum. Robot değilim ben. Hiç üzülmüyor muyum zannediyorsun? Beyza'nın başına gelenler senin suçun değil. Doğru. Akıncı'nın suçu. Akıncı'nın suçu. Nereye? Beyza, Aylin, Didem. Üçü de aynı şekilde öldürüldü. Bunların ortasında tek bir adam var. Cevdet. Fatih bak. Sana elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ama bu iş bittikten sonra, bu intikam meselesi bittikten sonra bu konuya oturup tekrar konuşacağız. Bu konu hakkında konuşulacak bir şey kalmadı.
Şimdi elimi çekeceğim. Ve sesini çıkarmayacaksın. Anlaştık mı? Kimsin sen? Bu konuşma senin istediğin gibi gidebilir. Acılı ya da acısız. Hasta yatağında birini mi tehdit ediyorsun? Ama sen öyle biri değilsin ki. Sen Cevdet'in pisliklerini yapan bir şerefsizsin. Bunu hepimiz biliyoruz. Mesela Cevdet sanırım. Cevdet nerede? Seni daha önce görmüş müydüm ben? Yüzün hiç tanıdık gelmedi. Cevdet nerede? Tamam, 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 tamam. Tamam, anladık, tamam. Cevdet'i soruyorsun, tamam. Neden arıyorsun Cevdet'i? Anladığım kadarıyla onun hakkında pek de iyi şeyler düşünmüyorsun ha? Cevdet nerede? Püf. Kayboldu. Bir daha ortaya çıkacağım da pek düşünmüyorum. Yanlış anlama. Beni bu hale getiren oydu. Onunla meselemiz ciddi yani. Cevdet'in nerede olduğunu sana söyleyemem. Çünkü gerçekten ben de bilmiyorum. Ama eğer onu bulmak isteseydim, nereden başlayacağımı biliyorum. Sokaklara bakmalısın. Cevdet'in büyüdüğü yere. Çünkü Cevdet sadece orada dibe inebilir. Ama eğer çok dibe inerse, onu asla bulamazsın. Sakın. Hayatım boyunca kanundan kaçan biri oldum. Kanunun beni koruyacağını hiç düşünmezdim. Tüm ekiplerin dikkatine. Hastanenin etrafını kontrol altına alın. Birisi bu Köksal'ın odasına gelsin. Vallahi bu fiyata böyle bir malı bulamazsın. Buyurun. Al abi, yakından bak abi. Hah. Onu şöyle ters çevirirseniz. Hah, sağ ol. Şimdi daha iyi oldu. Nasıl? Güzel değil mi? Yani. Sevgili kardeşim, bununla Kapalı Çarşı'da hangi mağazaya gidersen git 20 bin lira fiyat çekerler sana. Bunun gerçekten piyasası bu. Sen ne istiyorsun? Vallahi sen borç var diyorsun, evleneceğim diyorsun. Şimdi bu zamanda da o kadar parayı vermek istemiyorsun haklı olarak. 15 bin diyelim. 10 bin. Ama 10 bin çok az ya. Bu 20 belki de 25 bin eder. 10 bin, 10 bin. Ama siz çok sıkıştırdınız beni ya. 10 bin. Madem
evleneceksin. Tamam, bu da bizden olur. Şöyle anlaşalım. 10.000 az oldu ama. Sayın isterseniz. Yok, gerek yok ya. Sıkıntı yok. Tamamdır. O zaman bu da bizden size olsun. Düğün çeyimiz. Buna da verelim. Buyurun. Eyvallah. Güle güle kullan. Hala mı aynı numarayı çekiyorsun Şehmuz? Üç kuruşluk zirkonu adama kakaladın. Şimdi seninkiler gidecek yan kesicilik yapıp taşı elinden alacaklar. Çünkü yoksa adam yarın çarşıya gidip taşı iki katı fiyata okutmak isteyecekti. Sahte olduğunu anlayınca da polis senin başına ekşiyecekti. Doğru. Bu numarayı birlikte bulmuştuk. O zamanlar çok gençtik. Haberlerde duydum başına gelenleri. Başın sağ olsun. Şimdi bana şunu söyle. Neden buraya ölmek için geldin? Yasemin, yemeğini yemelisin. Ben sizi tanımıyorum ki. Ama bunu daha önce çok konuştuk. Biz senin anneannen ne dediniz? Yine de sizi tanımıyorum. Daha birbirimizi tanımamız için çok zamanımız olacak. Anneme güle güle bile diyemedim. Çocuklar böyle şeyler görmemeli. O benim annemdi. Dedelere bağırılmaz Yasemin. O benim dedem değil. Aa, tabii ki o senin deden. Bak ne diyeceğim sana. Mahkeme işlemleri için birkaç hafta daha buradayız. Ondan sonra Denizli'ye gidiyoruz. Yani anneannen ne dedenle yaşayacaksın. Annem sizi neden hiç buraya çağırmadı? Baba, babam geldi. Dur kızım, sakin ol. İyi akşamlar. Selma teyze. Çiçeğim. Ne vardı? Ben Yasemin'i merak etmiştim de bir nasıl diye bakmaya geldim. Biraz üzgün ama atlatacak. Anneannesiyle dedesi yanında. Tamam. Lale Hanım. Babası. Yasemin'i görmek istiyor. Babalığı şimdi mi geldi aklına? Yapmayın. Kemal çok iyi bir baba oldu Yasemin'e. Öyle mi? Evliyken kızımla ilişkiye girdi. Kendi kızını nüfusuna bile geçirmedi. Bakın olaylar bu şekilde gelişmiş olabilir ama... Biz nasıl rezil olduk etrafa biliyor musun? Kızımız evli bir adamdan çocuk sahibi oldu diye. Mesele şu anda Yasemin, Lale Hanım. Onun babasına ihtiyacı var. Hem siz aralarındaki ilişkiyi bir görseniz anlayacaksınız zaten o sevgi bağını. Sevgi her şeyi çözmez kızım. O müdüre söyle, Yasemin'i görmek istiyorsa mahkemeden kağıt getirecek. Bu kadar. Ben bari göreyim Yasemin'i. Yatma vakti geldi. Bu saatten sonra olmaz.
İyi akşamlar. Peki. Selma teyze nerede? Gitti. Şimdi herkes yemeklerini bitiriyor ve yemekler bitmeden de masadan kalkmıyoruz. Bu senin için de geçerli Yasemin. Hadi ama. Bu işe birlikte başlamıştık değil mi? Evet. Sen de beni satmıştın. Kaçak taş ticaretinden tam 7 yıl yedim Cevdet. İçeriden çıktığımda bütün mallarıma el koymuştum. Beni sen ispiyonladın. Ha doğru. Yalnız benim anlamadığım... Dışarı çıktığımda o kadar büyümüştün ki... Yanına bile yaklaşamadım. Nasıl yaptın lan o kadar malı mülkü, ha? Başka kimleri kazıkladın? Senden sonra hiç kimseye gerek olmadı. Ama yine de yıllar sonra her şeyini kaybetmiş bir adam olarak karşımda oturuyorsun. Ve biraz sonra da öleceksin. O tetiği çekmeden sana bir soru sormama müsaade et. Ha, bu yaşa geldin, böyle leş bir kahvehanede... Eski dandik numaraları çeviriyorsun. Sabıkalı olduğun için çarşıdakiler seninle iş yapmıyor. O salak işler yüzünden her an yeniden hapse girebilirsin. Soruyu duymadım. Seni neden ispiyonladığımı biliyor musun? Yanında kalsaydım kendinle beraber beni aşağı çekecektin. Cesurdun ama küçük düşünüyordun. Zekiydin ama ilerleyecek kafa yoktu sende. Ve... Hiçbir zaman o tetiği çekecek yüreğe sahip olamadın. İşi hep başkasına yaptırdın. Bundan çok emin olma. İlk defa mı bir namlunun karşısında konuştuğumu zannediyorsun? Hayatta çok kötü şeyler yaptım ben. Sen hayal bile edemezsin. Yanlış olduklarını bile bile. Ama sonuçta büyük kazanacağımı biliyordum. Ama büyük kaybettim. İşin doğası bu. Büyük oynarsan büyük kaybedersin. Neden geldin buraya? Birincisi, beni burada hiç kimse aramayacaktı. İkincisi, sana bir teklifim var. Sıfırdan başlayarak yeniden büyük bir imparatorluk kuracağım. Sana yıllar önce yapmadığım teklifi yapıyorum. Yanımda yer al, seni hayalini bile kuramadığın hayata kavuşturayım. Sen beni hala gerizekalı sanıyorsun galiba. Hayır. Gözlerinde görüyorum. Bu leşlikten kurtulmak için son şansın olduğumu biliyorsun. Hedefe gitmek için her şeyi yapabileceğimi de. Ve işin doğrusu, şu an birbirimizin yerinde olsaydık, ben o tetiği çoktan çekmiştim Şehmuz. Hayat dediğin bu sefaletten kurtulmak şu an senin elinde. Buyur Şehmuz abi. Adam biraz mırın kırın etti ama aldık emaneti. Merak etme. Adamlarım güvenilirdir. Hala öğreneceğin çok şey var Şehmuz. Kimi gördüm dersin? Cevdet Emiroğlu.
Vallahi lan şimdi yanından çıktım. Cevdet Emiroğlu ta kendisi. Çıktım. Cevdet Emiroğlu ta kendisi. Akıncı. Akıncı. Fatih. Dinliyorum. Cevdet Emiroğlu'nun yerini tespit ettim. Sana konumunu gönderiyorum. Cesedi kaldırın. Cesedi kaldırın dedim. Yeni hayatına hoş geldin. Sen erkete kal. Ne olur ne olmaz. Misafirim varmış. Köksal. Sevenimiz, merak edenimiz çok be müdür. Allah razı olsun. Polis arkadaş tam zamanında yetişti. Durum nasıl, iyi mi? İyi. İyi. Konuştuğun kimdi? Hiçbir fikrim yok müdür. Ne konuştunuz? Hiçbir şey söylemeyin Köksal. Kimsiniz? Köksal Bey'in avukatı. Bu arkadaşlar da özel konumalar. Hepsinin silah taşıma ruhsatı var. Arkadaşlar, müdür beye gösterin silah taşıma ruhsatlarınızı. Beni bu sabahki arkadaşınız gönderdi. Köksal Bey'in ifadesi alındı değil mi? Savcı öğleden sonra geldi aldı. Bir suçlama da yok hakkında. Şimdilik yok. O zaman Köksal Bey'i daha güvenli, daha iyi bir sağlık hizmeti için götürüyoruz. Benim onunla konuşacaklarım var. Elbette. Herhangi bir sorunuz olursa cevaplamaktan mutluluk duyarız. Ama müvekkilim hiçbir sorunuza şu an cevap vermeyecek. Dediğiniz gibi kendisi hakkında bir suçlama yok. Yani gitmekte özgür. Müsaadenizle doktor arkadaşlar içeri giriyor. Özel ambulans kapıda bekliyor. Görüşürüz müdür. İyi akşamlar müdür bey. Alalım arkadaşlar. Yavaş. Dikkat edin. Öyle olmayacağını söylemiştim zaten. Sigortaları attı galiba. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kim var orada ya? Bu ne ayak ya? İyi misin birader? Kimsin lan sen? Ah!
Cevdet nerede? Cevdet kim? Cevdet nerede? Alamıyorum. Morfin yok. Uyanık olmak istiyorum. Çok acıyacak ama. Nasıl istiyorsa öyle yap. Hazır mısın? Yap hadi. Nasılsın Pırpır? Neler olduğunu henüz tam anlayamadım Çakal. Ben yıllardan beri onları anlayamadım. Dışarıda iki doktor seninle ilgilenmek için bekliyor. Burada daha rahat edeceksin. Davetsiz misafir olmayacak yani. Nasıl diyeyim? Önlemlerini iyi alıyorlar diyelim. Onlar için neden bu kadar önemli? Senin için bir planları var demek. Sadece... Bana bir şeyler arıyorlar burada, yana yakala. İçeride bir oda var. En az 4 uydudan İstanbul'u tarıyorlar. Cevdet'i mi arıyorlar? Cevdet'i sokaklarda arıyorlar. 4 uydu diyorum. Tüm İstanbul'u tarıyor. Akıncı. Akıncı'yı aramalarına gerek yok. Akıncı zaten belanın olduğu yerde beliriyor. Çok. Çok önemli biri olmalı aradıkları. Bu yüzden İstanbul'a geldiklerine eminim. Hayatımda böyle bir organizasyon görmedim. Onlarca odalar var. Bir odanın içine sadece Emin ve doktorlar girebiliyor. Sanırım şu Akıncı ile savaşan savaşçı orada. Aileni onlar mı öldürdü Çakal? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen çabucak iyileşmeye bak. Ben bir şeyler öğrendikçe sana gelirim. Çakal. Senden bir şey isteyeceğim. Cevdet. Cevdet'le ilgileniyorlar dedim ya. Ben senden istiyorum Çakal. Geçmişinden başla aramaya. Sokaklardan başla. Hastamız nasıl? Daha iyi gibi görünüyor.
Ben insanlarla çok iyi ilişkiler geliştiremiyorum. Dostluğa inanmadığım için herhalde. Ama sizi gördükçe düşüncelerim değişiyor. Ne istedi senden? Cevdet'i. Sonra sizin ilgilendiğinizi söyledim. İsteğini yerine getir. Hangi deliğe girdiyse Cevdet'i bul. Ama onu öldürme. Bana getir. Öldürmeyeyim mi? Peki. Yani mahkeme kararı aldırmadan Yasemin'i seninle görüştürmeyecekler. Kızlarını daha yeni kaybettiler. Bana da kızgın olmaları doğal. Kemal. Yasemin'i benimle bile görüştürmediler. Yani bu ne demek oluyor? Yani diyorum ki babalık testinden sonra sen Yasemin'i almayı planlıyorsun. Ama bu hiç kolay olmayacak. Sana sabah da söylediğim gibi Yasemin'i bırakmaya niyetleri yok. Buradaki işlerini halledecekler. Sonra da Yasemin'i alıp Denizli'ye gitmeyi planlıyorlar. Kızımı babasından ayıracaklar. Meral'in isteyeceği en son şey bu olurdu herhalde. Kemal, bir insanın ruhundaki yıkımı görmek için konuşmasına gerek yok. Meral annesinden ve babasından çekinirdi. Onlarla ilgili konuşmak istemezdi. Ama ben anlardım arkadaşımı. Yani demem o ki, Yasemin'le ilgili gireceğin bu savaşta kendini hazırlamalısın. Kolay olmayacak. Bu aralar benim için hiçbir şey kolay değil ki. Ama eğer kızım için savaşacaksam sonuna kadar savaşırım. Zorundayım. Çıkalım mı? Tabii. Başın sağ olsun Fatih. Nasıl bu kadar değişti her şey Feste? Nasıl oldu bütün bunlar? Nasıl oldu? Daha dün ne kadar mutluyduk. Bugün kardeşlerimiz toprağa var. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratın müstakim. Tenzilel azizir rahim. Litünzire kavmen ma unzira abâuhum fehum gâfilûn. Lekad hakkal gavlu alâ ekserihim fehum la yu'minûn. İnna cealnâ fî e'nâgihim eğlâlen fehiyeylel ezgâni fehum mukmahûn.
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddamu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Sadakallahul azim. Silahlı uyuyan adama ne diye sinsi gibi yaklaşıyorsun? Dün gece kahveye baskın yapılmış. Kimler? Kimler değil, kim? Bir kişiymiş. Seni sormuş. Bütün adamları da perişan etmiş. Akıncı mı? Değil. Baştan aşağı siyah giyimli biri. Yüzünde de maske varmış. Anladığım kadarıyla onu tanımıyorsun. Cevdet. Kaç kişi var peşinde? Sayamayacağım kadar çok. Böyle otel odalarında kalamayız. Adamları topla. Nereye gideceğiz? Sana daha büyük bir dünyanın sözünü verdim ya. Onu gerçekleştirmeye başlayacağız. Gel. Fatih. Seni görmek isteyenler var. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Cool. Sizi merak ettik hocam. Eksik olmayın, iyiyim. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, sağ olun, sağ olun. Burada olmanız bile yeter. Hocam, o ne demek? Siz her zaman bizim yanımızda oldunuz. Biz de bugün sizin yanınızdayız. Bunu bilin istedik sadece. Sağ olun. İyiyim. Biz... Hocam... Bahçede. Tamam. Selam Murat. Bu salınca... Ablamla ben çok küçükken babam yapmış. Böyle hayal meyal hatırlıyorum. Hep ben sallanmak isterdim. Evin küçük çocuğu tabii. Böyle bir sallandığımda da saatlerce sallanırdım ha. Bir kere bile demedi. Kalk, sıra bende. Ben de sallanacağım. Benim mutluluğumla mutlu olurdu hep. O zaman bile. Şimdi gelse, kalk dese ben sallanacağım. Bir gelse, bir bana sarılsa. Ben en yakın arkadaşımı kaybettim Özlem.
aklıma bir sokak ortasına vurdular. Öldü. 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 Ablam öldü. Çok bunaldım. Bir 5 dakika kaçayım dedim. İyi yaptın. Neden böyle oldu be Orhan? Kız bunları hak edecek ne yaptı? Hak etmek? Asla. Hak etmek değil Filiz. Kader. Kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Kalbin atışı kaderin sesidir derler. İnsanın başına böyle bir şey gelince düşünüyor. Dünya niçin durmuyor? Hayat nasıl devam ediyor? İnsanlar nasıl nefes alıyor? Şimdi inanması zor geliyor ama hayat devam ediyor. İçimizdeki acı asla geçmiyor ama değişiyor. Sonra bir an geliyor. O acı bize kaybettiklerimizi hatırlatıyor. Sen nereden biliyorsun bunları? Ailem Filiz. Küçükken ailemi kaybettim. Annemi. Ablamı, kardeşimi. Bilmiyordum. Garip. Zaman geçtikçe onlarla daha çok mutlu olduğun anılar ortaya çıkıyor. Yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Utanıyorsun ilk başta. Acı çekmeliyim diyorsun, mutlu olamam ki. Ama daha sonra şunu anlıyorsun. Kaybettiklerin asla senin daha fazla üzülmeni istemezler. Elde değil işte. Bazı şeylerin geçmesi için zaman gerekiyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin, ben hep senin yanında olacağım. Sen istediğin sürece. Hep. Ben biraz daha burada kalabilir miyim? İstediğin kadar. İstediğin kadar. Burada birader ya. Vallahi ben de bilmiyorum. Dün gece kavga çıkmış herhalde. İçeriye baksana. Olaylar olaylar. Cevdet'i sadece ben aramıyorum galiba. Kolay gelsin. Hacer Hanım, başınız sağ olsun. Sizin de başınız sağ olsun Beste. Buyurun.
Ay ne zahmet ettiniz. Çok teşekkürler. Ya siz de bunca acınızın arasında. Rica ederim. Ne demek? Ablam gönderdi. Şimdi sizin yemek yapacak haliniz yoktur diye. Çok teşekkürler. Ay kusura bakmayın. Böyle ayakta kaldınız. Gelmez misiniz içeri? Tabii. Buyurun lütfen. Nergis nasıl? Bütün gün odasından çıkmadı. İçeride. Ben gidip bir bakayım. Başın sağ olsun Nergis'ciğim. Sizin de. Bir ailem, bir hayatım, kardeşlerim vardı. Şimdi hiçbiri yok. Ne yapacağım ben şimdi? Çok acı çekeceksin. Hayatı anlamaya çalışacaksın. Geçecek diyemeyeceğim. Çünkü geçmeyecek. Siz nasıl başa çıkıyorsunuz bunlarla? Başa çıkamıyoruz ki. Sadece birbirimize sığınıyoruz. Benim sığınacak kimsem yok. Kimsem kalmadı sığınacak. Kimsin sen? Seni bir ziyaret edelim dedik hortum. Cevdet. Tanıştırayım Şeyh Muz. Bu da namı diğer ordum. Geç otur şöyle kahveni burada iç. Geç. Geç. Başın sağ olsun Cevdet. Ordumu tanıyor musun sen Şeyh Muz? Ama nereden bileceksin? İstanbul'un en büyük sırrıdır o. Öyle değil mi hortum? Senin başına gelenlerle benim... Senin hiçbir ilgin yok, biliyorum. Şeyh Muz, karşında Türkiye'nin en büyük borsa spekülatörü durmakta. Keriz silkeleyen hortum. Gerçek adını ben bile bilmiyorum ha. Çok sinsidir. Borsada hep küçük yatırımcılara oynar. Onların paralarını hortumlayıp hayatına devam eder. Ama bunu yaparken
hep perde arkasında kalacak kadar da akıllıdır. Nasılsın hortum? Nasıl olayım? Ne istiyorsun? Seninle ne güzel işler yaptık değil mi beraber? Ne güzel günlerimiz geçti. Şimdi sen kafanda kuruyorsun tabii. Ben bu Cevdet'i ne yapsam da göndersem, ne versem gider. Maalesef. Senin şanssızlığın, benim şu andaki ihtiyacım gizlenecek bir yer. Beni hiç kimsenin bulamayacağı bir yer. Maalesef piyango sana çıktı. Burada kalmak istiyorsan istediğin kadar kal Cevdet. Teşekkür ederim. Tam da öyle yapacağım. Ama bir sorunumuz var. Sen öyle sinsi bir pisliksin ki ilk fırsatta beni satacaksın. Cevdet. Dedim ya, maalesef piyango sana çıktı. Keşke bu kadar gizli kalmasaydın. Kimsenin aramayacağı bir adamsın sonuçta. Cevdet! Cevdet, ben sana bir şey yapmadım Cevdet. Maalesef. Şu anda benim için acıma zamanı değil, hayatta kalma zamanı. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Adamlarımızı besleyeceğiz. Çok sağ ol. Lütfen katıl bana. Bir şey alır mısın? Bir şey söyleyeyim mi sana? Elbette. Sen zaten başlamışsın. Nasılsın? Daha iyi gördüm seni. İyi bir yemek için kilometrelerce yol gidebilirim. Bu da benim zaafım. Aramızda kalsın. Kimseye söyleme. Ne? Senin zaafın ne? Sabır. Çok fazla salakça şey duyuyorum ama sabrediyorum. Doğru. Sen daha direkt şeyleri yapmayı seversin. Hareketli olmayı. İyi, güzel. Peki arkadaşların bu yüzden mi pırpır diyorlar sana? Böyle yerinde duramadığın için. Cidden soruyorum. Sadece dostlarım. Biliyorum. Cüneyt. Biz zaaflardan konuşmaya devam edelim. Senin zaafın ailendi değil mi? İş yapacağımız insanları tabii ki takip edecektik. Seni tahmin ettiğinden daha yakından tanıyorum. Bunu benden duymanı istedim. Aileni ben öldürdüm. Ama sen zaten bunu biliyordun değil mi?
Aylin senin zaafında. O manyakça hırslarıyla zaten uzun yaşamayacaktı. Ve seni de yanında götürecekti. Az kalsın götürüyordu da. Doğru söylediğimi biliyorsun. Şu anda beni öldürmek istiyorsun. Zamanını bekleyeceksin. Çok akıllıca. Ben de senden tam olarak bunu isteyecektim. Birbirimize zaman tanımalıyız, birbirimizi anlamaya çalışmalıyız. Sonunda ikimiz de kazanacağız, göreceksin. Çabucak iyileşmeye çalış. Yapacak çok şeyimiz var. İyi geçti bence. Lale Hanım. Lale Hanım. Ne istiyorsunuz? Ne istediğimi siz de çok iyi biliyorsunuz. Yasemin'i görmem lazım. Böyle yol keserek mi yapacaksınız bunu? Ben de böyle yapmak istemezdim. Ama bana başka şans bırakmıyorsunuz ki. Başka şansınız vardı yıllar içinde. Neden yapmadınız? Bakın, ben karımla konuşmuştum. Ondan ayrılıp Meral'le evlenecektik. Neden inanayım size? Çünkü gerçek bu. Lale Hanım, böyle yaparak sadece Yasemin'i cezalandırıyorsunuz. Sizden biraz anlayış rica ediyorum. Bakın, Yasemin'in şimdi bana çok ihtiyacı var. Her şeye kendi açınızdan bakmaktan bıkmadınız mı? Çocuk yaptınız. Kızımızı yıllarca oyaladınız. Şimdi de anlayış mı bekliyorsunuz? Bazı noktalarda haklısınız. Bana kızmakta haklısınız, hesap sormakta haklısınız. Ama ben bir babayım. Benim de kızım üzerinde hakkım var. Arkadaşınız Selma'ya söylediğim gibi. Eğer Yasemin'i görmek istiyorsanız mahkemeden kağıt getireceksiniz. Hadi oldu ya, makamınızı kullanıp kapımıza dayanırsanız işler o zaman çok çirkinleşir. Ben bir polis olarak değil, bir baba olarak buradayım. Ben diyeceğimi dedim. Lütfen bundan sonra da böyle yol keser gibi karşıma çıkmayın. Bunu bilesiniz. Lale Hanım. Kolay gelsin olsun. Hocam. Hoş geldin. Ozan, hadi sen Murat'ın yanına git. Biraz onunla kal. Ama gitmeden bize iki çay kap. İçersin değil mi? Fikrini değiştirdiğini umuyorum. Hayır. Beyza'nın katillerini bulacağım ve hayatıma Fatih olarak devam edeceğim. Yüzyıllardan beri devam eden Akıncı geleneğini böyle bitiremezsin. Bu bizim hayat boyu süren görevimiz. Ben hepinizi hayal kırıklığına uğrattım. Başta babamı. Seni. Bu doğru değil Fatih. Yaşadığımız şey bir felaket. Ama kudretimiz de bir yere kadar.
Hayat dediğimiz şey bazen bize bunu öğretir. Acılarımız bizi büyütür. Eğer ona yenilmezsek bizi güçlendirir. Şimdi değil Fatih. Şu anda değil. Acı getirenler ülkemize, şehrimize kadar gelmişken, şimdiye dek gördüğümüz en büyük düşmanla karşı karşıyayken bizi bırakamaz. Sana ihtiyacımız var. Kendimi suçlamaktan vazgeçemiyorum. Anlıyor musun? Peki ya anneni? Teyzenleri? Kardeşini? Eğer sen yoksan kim koruyacak? Sana dün de söyledim. Beyza'nın katillerini bulmana yardımcı olacağım. Ama bu iş bittikten sonra bu şerefsizlerle savaşmaya devam edeceğim. Ya seninle ya sensiz. Savaşçıya bu kadar sessiz yaklaşmamalısın. Daha dışarı çıkmadığından beni duyduğuna eminim. Hemen sonuç istiyorsun. Onu hemen ele geçirmek istiyorum. Bunun bu kadar kolay olmayacağını daha İstanbul'a gelmeden biliyorduk. Çok zamanımız yok. O da bunun farkında. Ve bunu kendi avantajı için kullanıyor. Peki ne yapacağız? Önce bu ülkeye ve şehre yapmak zorunda olduklarımızı yapacağız. Biz bunları yaparken zaten karşımıza çıkacaktır. Şu Akıncı meselesini düşündün mü peki? Düşmanlarını karşı karşıya getirmek. İşte bir savaşçının en büyük kurnazlığı budur emin. Sadece bekle. Düşmanların birbiriyle savaştığı zaman zafer sadece senin olacak. Buyurun. Bu adamın burada kaldığına eminsin. Evet, evet. Topallıyordu. Oradan dikkatimi çekti. Sabah yürüyüşe gideceğim diye çıktı ama hala geri dönmedi. Geri geldiğinde beni haberdar et. Eyvallah abi. Vay be Cevdet. Nereden nereye? Sen biraz hamlamış mısın Şehmuz? E bir de sen de ne istersen. Olur. Buyur. Ne zaman buldun anahtarı? Yaklaşık 10 dakika önce. E beni niye kanırtıyorsun orada? Ne yapacağını bir göreyim dedim. Adamları çağır, para dağıtacağız. Şimdi. Dediğimi yap. Civciv, topla adamları. Emredersin abi. Beyler, herkes gelsin. Hadi. Oo, bu hortum da bayağı yüklüymüş ha. Bu bir şey değil. Keşke banka hesabını ele geçirebilseydim. Evet beyler. Cevdet Bey'den sevgilerle. Daha ver daha. Ver bir tane daha. Devam et. Eyvallah Cevdet Bey.
Bunlar daha hiçbir şey değil. Beraber çalıştığımız müddetçe bunlardan çok daha fazlasını kazanacaksınız. Sizi İstanbul'un beyleri yapacağım. Kimse size yan bakamayacak. O çıktığınız deliğe bir daha hiçbir zaman dönmeyeceksiniz. O deliği biliyorum çünkü ben de oradan çıktım. Dediklerimi yaptığınız müddetçe çok büyük ödüllendirileceksiniz. Eyvallah Cevdet Bey. Karşılığında istediğim bir tek şey var. Sadakat. Bana sadık olursanız çok kazanacaksınız. Ama aksi olursa... verdiğim gibi almasını bilirim. Biraz fazla beslemedik mi Cevo? Sadakati hiçbir zaman ucuza alamazsın. Çok para harcaman lazım. Şimdi senin adamlar düşünüyor ne kadar büyüyebileceklerini. Ve ben onları çok büyüteceğim. Seni de. Nasıl Nergislerin durumu yani? Nasıl olsun kız? Bizim gibi işte. Bu arada yemek için çok teşekkür ettiler. Ha, söyledin değil mi? Hoca efendiyi onlara da yollayalım da kardeşleri için dua okusun. Ah be ablacığım. Getirince derdin yokmuş gibi şimdi de başkalarının dertlerine koşuyorsun. Acılar paylaştıkça azalır derler Hacer'im. Ne yapayım? Ayakta kalmaktan başka yapacak hiçbir şeyim yok Hacer'im. Hem Beyza da beni yıkılmış görmek istemezdi değil mi? Artık tek isteğim bu dünyadaki imtihanımı verip... onlarla ahirette buluşmak. Nergis, o ne? Babam hesabıma 5 milyon dolar yatırmış. Peki ne yapacaksın? Yani babamın parası sence ne yapacağım? Kullanmayacaksın. Hiçbir zaman babamın parasını kullanmadım. Peki ya bu parayı iyi bir şey için kullanırsak? Hı? Ne gibi bir şey? Sen yıllardır annenin ölümünü araştırıyorsun değil mi? E şimdi buna bir de kardeşlerin de eklendi. Bak Nermis. Para demek, güç demek, bilgi demek. Burayı yeniden düzenleriz. Elemansa eleman, en yeni ekipmanlar. Bilginin peşine düşeriz. Bunları sana kim yaptı, bu işlerin arkasında kim var, hepsini bulmaya çalışırız. Ve buluruz da. İş için kullanırız diyorsun yani. Aynen öyle. Senin çok iyi yaptığın işi daha iyi bir şekilde yaparız. Bir amacımız olur. Böyle acı içinde yaşamaktansa... gerçekleri ortaya çıkartırız, öyle mi? Her zaman yaptığım gibi. Beste. Bak, yürümek için seçtiğimiz yolun ne kadar tehlikeli olabileceğini gördüm. Şişt, lütfen. Sakın beni gözden çıkarmayı düşünme Nergis'in yolunu. Her ne olursa olsun, ne olursa ben hep senin yanındayım. Sağ ol. Yalnız değilsin. Lütfen sakin ol. Bana söylediği şeyler yüzünden Fatih'i asla affetmeyeceğim Beste. Fatih? Nasıl Yeliz? Asla affetmeyeceğim. Nasılsın diye sormaya dahi korkuyorum.
Neden? Nasıl olayım? Ben de sizin eve gidiyordum. Belki annenlerin bir şeye ihtiyacı vardır diye. Sağ ol Elis. Eksik olma. Ya belki zaman değil ama hepimiz seni çok özledik. Okulda Pervin Hanım, Fatih'in istediği kadar vakti var. Her ne lazım olursa kapımız ona her zaman açık dedi. Sağ olsun. Normale dönmeye hala biraz var. Başta ben, hepimiz senin yanındayız. Sağ ol. İstiyorsan gel beraber yürüyelim. Ben de eve gidiyorum. Akıncı'nın karşısındaki adam bayağı becerikli. Peki çatıdan düştükten sonra ne olduğunu bulabildiniz mi? Bütün MOBESE kayıtlarını inceledik. Fakat olay yerindeki tüm kameraların kayıtları silinmiş ne hikmetse yani. Tesadüfe bak. Birileri MOBESE'lere girip kaydı silmiş olmalı o zaman. Ben de aynı şeyi düşünüyorum müdürüm. Ah Beyza. Zavallı Beyza. Bir şeye şahit olmuş olmalı. İnfazının başka bir açıklaması yok. Ama ne? Bu tür infaza Mozambik drill diyorlar müdürüm. İki göğüste bir kafaya. Arşivleri taradım. Bu zamana kadar şehirde hiç böyle bir cinayet gerçekleşmemiş. Al işte. Bugüne kadar görmediğimiz bir cinayet ama bir günde üç tane aynı cinayetler oluyor. Müdürüm siz bu Köksal'ın söylediklerine inanmıyorsunuz değil mi? Yani cinayetlerin Cevdet'in işlediği konusunda söylediklerine. O adamın polise tek bir kelime doğru konuştuğuna inanmıyorum. Ama Cevdet'in bütün bunları yapması için nasıl bir motivasyon olması gerekiyor ki? Bu arada Köksal da çok güçlü arkadaşlar edinmiş. Köksal'ı kim koruyor araştıralım. Emredersiniz müdürüm. Arkadaşlar, Cevdet'in karısı ve kızıyla Beyza'nın ne ilişkisi olduğunu anladığımızda biz bu durumu çözeriz. Ama önce Cevdet'i bulacağız. Hadi. Hadi. Ne demek? Bir yerden sonra Cevdet'in izini kaybettim. Diyorum ki, sadece polisten, bizden değil, başkalarından da kaçıyor. Kimde? Dün gece Cevdet'in bulunduğu mekanı basan bir adam varmış. Tek başına 7 kişiyi kötü mü arizlemiş? Akıncı. Sanmıyorum. Olsaydı bilirdik. Şu anda her şey Cevdet'te düğümleniyor. Bunun farkında. Sanıyor ki onu bulamayacağız. Ne yapalım? Ne yapalım? Araştırmaya devam edeceğiz. Ama dikkatli olacağız. Şu anda tüm gözler Cevdet'in üstünde. O bizim için her şeyi üzerine yıkabileceğimiz mükemmel bir günah keçisi. Onu bulun. Ama unutma, Cevdet'i canlı istiyorum. Ölüsü hiçbir işime yaramaz. Buyurun efendim. Cüneyt'in yanına birkaç kişi verin. Gerek var mı buna? Şu anda Cevdet'in ne yapmak istediğini tahmin edebiliyorum. O da karşısındaki düşmanların kim olduğunu bilmek istiyor. Cesur bir adam. Ona göre davranacak. Yedin mi bir şeyler? Yemeği kim yaptıysa berbat bir aşçı. Kusura bakmayın hünkârım. Bir dahakine size özel aşçı tutarız. Üzülme. El becerilerin hiçbir zaman iyi değildi Şehmuz. Şehmuz, sana bir şey soracağım. Bir düşmanın var. Sana vurdu, karanlığa çekildi. Ne yaparsın? Vallahi benim başıma böyle bir şey gelseydi
Arkama bakmadan kaçardım. Önünü görmezsen nereye kaçacaksın? Sana kurulan ağın içine koşarsın. Birileri geldi. Her şeyimi, karımı, evlatlarımı elimden aldı. Kaçarak kim olduğunu öğrenemem. Adamlara söyle, hazırlansınlar. Bu akşam ufak bir gezinti yapacağız. İhtiyacınız var mı diye sormak için geldim. Bu eve hala aileden biriymiş gibi artık girip çıkamazsın. Biliyorsun. Farkındayım. Ama ufaklığı, Beyza'yı ben de çok severdim. Eşeğin tekiyim biliyorum. Ama hepinizi çok seviyorum. Sen ne kadar itiraz edersen et. Ben hala sizi ailem olarak görüyorum. Fatih, bir şey bilmeni istiyorum. Beyza'nın katilini bulana kadar durmayacağım. Elini çabuk tutsan iyi edersin. Onu daha fazla üzme. Ne istiyorsun? Bunu söylemek çok zor. Özellikle de sizin bu durumunuzda. Kızımın annesi vefat etti. Hastaydı zaten. Kanser. Kızımın velayetini almamıştım. Onu nüfusuma geçirmemiştim. Şimdi de anneannesiyle dedesiyle savaşmak zorundayım. Çünkü kızımı bana göstermiyorlar. Çok üzgünüm ama velayet davası için bizim boşanma işlemlerimizi biraz çabuklaştırmamız gerekiyor. Nasıl istersen. Adı ne? Kızının adı ne? Ha, Yasemin. Yasemin demek. Başınız sağ olsun. Turhan abiye git. Kim? Uzaktan kuzenimiz olur. Avukat Deli Turhan. O işlerini halleder. Kızımla ilgili durumu da anlat. Çünkü aklı başında birinin çözebileceği bir işe benzemiyor seninki. Eyvallah. Sağ ol. Thank you.
Hazır mıyız? Hazırız. Hortumun arabaların plakaları söküldü mü? Söküldü Cevdet Bey. Hepiniz yüklü müsünüz? Güzel. Çıkalım. İyi geceler güzel kızım. İyi geceler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Nereye gidiyoruz? Çok az kaldı sabret. Sen adamı ayarladın değil mi? Bekleyecek konumu. Şuraya bak. Ne muhteşem bir şehirde yaşıyoruz. Tamam burada duralım.
Evet. Bir çay içelim bakalım. Herkes seni arıyor. Biz sahile çay içmeye geliyoruz ha Cevdet. Çay içmek için daha güzel bir yer düşünemiyorum. Bir mesaj at, konumumuzu gönder. Kardeş, çay. Oldu beyim. Şu manzaraya bak. Harika değil mi? Ya, evet. Eyvallah. İşte tavşan kanı diye ben buna derim. Biraz burada kalacağız gibi. Amirim. Alo. Kimdeydin? Nerede? Müdürüm. Mobesalardan Cevdet Emiroğlu'nun yerini tespit ettik. Beykoz sahil yolu üzerinde. Tüm birimleri intikal ettiriyorum. Anlaşıldı. Çok dikkatli olun. En ufak bir hata bile istemiyorum. Anlaşıldı mı? En ufak bir hata bile istemiyorum. Tüm ekiplere, aranılan şahıs Cevdet Emiroğlu Beykoz sahil yolunda tespit edildi. Tekrar ediyorum. Aranılan şahıs Cevdet Emiroğlu Beykoz sahil yolunda tespit edildi. Hadi hadi hızlı. Fatih. Beyler. Herkes hazır olsun. Başlıyoruz. Cevdet Kumandana! Cevdet! Cüneyt! Cüneyt indir silahını! Gel de silahımı sen al! Ne oluyor lan burada? Aha! Kemal Müdür de geldi. Cüneyt! Cevdet! Buraya gel. Seni canlı istiyoruz. Siz kimsiniz lan? Kim tutuyor senin tasmanı? Gelirsen öğrenirsin Cevdet. Cüneyt! Teslim olun. Silahları atın. Hiç sanmıyorum müdür. Silahları atın! Cevdet! Ne oluyor burada? Ne oluyor? İşaretimle ateş edin. Kime? Herkese. Son kez uyarıyorum. Herkes silahları bıraksın. Cevdet Emiroğlu!